Asla ve kata aşı olmayın. Olmayın arkadaşlar. Uçaklara bindirmesinler. Alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Kaymakamlık olmaz dedi. Devreye valilik girdi. İzin karmaşası yaşandı. Valiliğin onayıyla aşı karşıtlarının mitingine izin çıktı. Hekimler yargılanacak. Koronavirüsten kurtulmanın tek yolu aşı. Ülkemizde 100 milyon doz aşı yapıldı. Ancak bir de aşıyı reddedenler var. Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de Büyük Uyanış ismiyle miting düzenleyecekti. Sosyal medyada kampanya yapıldı. Farklı şehirlerden otobüsler bile kaldırılacağı açıklandı. Ancak bilim insanlarının şiddete karşı çıktığı bu mitinge Maltepe Kaymakamlığından da izin çıkmadı. Miting için yapılan başvuru reddedildi. Profesör Doktor Necmettin Ünal, mitingi organize edenlere dava açılması gerektiğini söyledi. Bu kişiler insan öldürmeye teşvik suçu işlemektedir. Adalet mekanizmasının gerekli soruşturmaları başlatmaları gerekir dedi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği istatistiklerde bir... Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar da mitingi gerçekleştirmek isteyenlere tepki gösterenler arasındaydı. Böylesi bir miting halk sağlığına karşı bir girişimdir. Bu girişimin arkasında art niyet aramak gerekir ifadelerini kullandı. Hele aşı konusu ilaçtan daha önemli. Kaymakamlığın hayır dediği miting için İstanbul Valiliği devreye girdi. Valilik aşı karşıtlarının mitingine izin verdi. Asla ve kata aşı olmayın.